Arenada maç günü. Parmentieri'nin bir gollük üstünlüğü var. Sence dayanabilirler mi? Bunun için yeterli oyuncular olduğunu sanmıyorum Brenda. Samba kralları sinek gibi avlanıyorlar. Ve yenilmezler takımı hiç ıskalamıyor. Yok artık. Buna müdahale mi diyorsun? Bu çok tuzluydu. Don Aldo atağa çıkıyor. Kaptandan harika çalımlar. Ve görünüşe göre daha yeni yeni ısınıyor. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ne böyle? Her zamanki gibi yenilmezler çirkef oynuyor ve ceza almıyorlar. Hiç merak etme Shakes. Süper Lig tehlikeli pozisyonları her zaman ciddiye alır. Bir şekilde çözüm bulacaklardır. Hemen çözüm bulsalar iyi olur, yoksa sakatlanmayan oyuncu kalmayacak. Tebrik ederim Skara, bir kez daha Süper Lig'deki en sert oynayan takım olduğumu göstermiş oldum. Teşekkür ederim. Bu bir iltifat değildi. Süper Lig Disiplin Kurulu başımızın etini yiyecek. Belki ben size yardımcı olabilirim. Sen de kimsin? Ben sizin kötü şöhretinizi düzeltecek kişiyim. Hem de bir şıkla. Süper Borcular! Süper Borcular! Borcular! Ayak çabukluğu! Şimdi sana bir kez daha soracağım. Kimsin sen? Cevap ceket cebinde Vince. Odovan Drake, olağanüstü illüzyonist. Yani ne? Doğum günü partilerinde hokkabazlık mı yapıyorsun? Benim elimden çok şey gelir Skara. Vay. Pekala, şimdi dikkatimi çektin. Ne istiyorsun? Bütün illüzyonistlerin istediğini. Şaşırtmak ve hayran bırakmak. İmkansız olanı gerçek kılmayı. Bütün beklentilerinizi teker teker baş aşağı etmeyi. Sonraki büyük illüzyonum için yenilmezler takımını Süper Lig'in en temiz oynayan takımına dönüştüreceğim. Ve süper golcüleri de en çirkefe. İşte sihir numarası diye buna derim. Bir haftayı daha harika maçlarla geride bıraktık ama çok hoş olmayan görüntülere yenilmezler takımının neredeyse kulüp Palmentieri'nin bütün oyuncularını sakatlamasıyla tanıklık ettik. Gel bir de bana sor. Süper Lig yetkilileri Vince'in takımıyla özellikle yakından ilgileneceğine dair bir açıklama yaptı. Vakti gelmişti. Özellikle de süper golcülerle oynayacakları derbide. Cevap olarak yenilmezler takımı tuhaf bir açıklama yaptı. Dostlarım, komşularım, takım arkadaşlarım, çirkef oynadığımız üzerine birçok söylenti yapıldı. Evet, yenilmezler takımının geçmişte sert oynadığı maçlar olabilir. Bizim için çirkef oynayacak adamlar tuttuk. Çirkef oynamamıza yardım edecek robotlar yaptık. O robotlara robot yapmayı öğretip daha da çirkef oynamamıza yardım etmelerini söyledik. Ama sorun kendinize, kim yapmadı ki? Önemli olan şey... Artık hatalarımızdan ders aldık ve hepimiz yeni bir sayfa açmaya hazırız. Karşınızda yenilmezler takımı adil oyun anıttı. Çünkü dünyada herkes ikinci bir şans hak eder. Çok doğru söyledin Timmy. Benim adım George. Ve kestik. Biri hemen şunu ajansa yollasın. Takım elbisemi mahvetti. Tam bir zaman kaybıydı. Kimse bize inanmayacak. Houdini kendini diri diri gömeceğini söylediğinde ona da kimse inanmadı. Copperfield özgürlük anıtını yok edeceğini söylediği zaman ona da kimse inanmamıştı. Haha, bütün büyük illüzyonlar inançsızlıkla başlar. Ve ben Otto von Drake dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük illüzyonu yaratacağım. Evet evet anladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birkaç gönüllü bulmalıyız ve sahneye çağırmalıyız. Yenilmezler takımı adil oyun anıtımı? Bu El Matador'a mütevazılık ödülü vermek gibi bir şey. Düşündüğünde ben dünyanın en mütevazı insanıyım. Vince çocuğun ismini yanlış söylediğinde o kadar çok güldüm ki içtiğim süt burnumdan çıktı. Ki süt bile içmiyordum. Ama Vince kimsenin ona inanmayacağını biliyor. Neden yaptı ki? Muhtemelen sadece dikkat dağıtmaya çalışıyorlar. Bundan fazlasını yaptı. Bizi adil oyun anıtının büyük açılışına davet etti. Peki. Merhaba. Merhaba.
Bugün ne kadar da şaşırdım. Harika böylesin. Çok iyi görünüyorsun. Bence çok güzel. Heh, pijamaların güzelmiş Ezik. Yani seni gördüğüme çok sevindim Shakes. Hadi şimdi el sıkışın ve herkese dargın olmadığımızı gösterin. Ya, o da neydi öyle? Ben bir şey görmedim. Ben de öyle. Pek anlamadım. Ben de dostum. Yenilmezler adil oyun anıtı. Hiç uyuşmuyorlar. Hayır, hayır, hayır. O değil. Bunun benim mütevazı olmamla tam olarak ne ilgisi var? Kanepe, ister misiniz? Belki bronz heykel şeyse benim bronz kaslarımı... Bu resmen balık kusmunun daha kusmuklusu gibi. Nereye gitti o garson? Bilmiyorum dostum. Tuhaf. Pekala dostum, parti bitti. Hayır! Plan harika işliyor. Büyülü buluşma bana pek illüzyon gibi gelmedi. Biraz sabırlı ol Scar. Kabullen Vince, Hokus Salakus bizi kandırdı. Öyle görünebilir. Fakat yanlış yönlendirme bütün büyük illüzyonların ortak noktasıdır. Örneğin, burada ne görüyorsunuz? Aptal adil oyun anıtını, tabii ki de. Peki bu gerçekten sadece bir anıt mı? İşte burada sana ve takım arkadaşlarına illüzyonun son aşamasını öğreteceğim. Ha, sonunda eğlence vakti. Evet, ne yapmamı istiyorsun? Şimdi izin verin, sizlere planımı göstereyim. Koç, sen iyi misin dostum? Biraz oturmak isteyebilirsin. Süper golcüler ve yenilmezler takımı her zaman oyunun iki zıt kutbu oldular. Sizi güce karşı, yetenek plana karşı. Koç'un öğrencileri Vince'in kabadayılarına karşı. Ancak Süper Lig'in iki devinin karşılaşmasına günler kala devasa bir rol değişimi oldu. Bilinmeyen bir kaynak bize bu şok edici görüntüyü yolladı. Adil oyun için el sıkışmak mı? Nasıl yani? Vay canına, hiç yakışmadı Shakes. İyi yapmışsın. Ben böyle bir şey yapmadım. El Matador adil oyunun üzerine tükürdü. Ciddi anlamda. Yok artık. Hey, o garsonu koymamışlar. Bizi suçluyorlar dostum. Hiç merak etmeyin. Kupaları kazanan her zaman en sıkı çalışan takımdır. En fazla şaka yapan takım değil. Evet! Evet. Ama o güvenlik görüntülerini alabilirsek yenilmezlerin kirli taktiklerini ortaya çıkarabiliriz çocuklar. Şu anda kendi antrenmanlarımıza odaklanmamız lazım. Gizli antrenman sahasında sizin için yeni bir şey hazırlattım. Bu sefer çok ileri gittiler havalı Joe. Bir de bana sor Kaplan. Hey Spence, senden büyük bir iyilik isteyeceğim. Dostum, şu an büyük bir burger yiyebilirim. Şimdi, bakalım burada neler varmış. Buldum. Gördük ki yenilmezler takımı istediğini alabilmek için elindeki bütün pis numaraları kullanacak. Ancak bu sefer onlar için hazır olacağız. Karşınızda yeni idmanınız. Vay canına. Yenilmezler eline geçen her fırsatta sizi haklamaya çalışacak. Bunun için şimşek gibi refleksler ihtiyacınız olacak. Yenilmezler gibi fiziksel bir takımla yüzleştiğinizde çeviklik ve denge çok önemlidir.
Evet Brock, üç de çok önemlidir. Hey koç, peki bunun amacı nedir? Wow! Her şey için hazır ol. Vay canına. Aptal robot kız. Bir daha ona asla imza vermeyeceğim. Alo Spence, kaydı bulabildin mi? Kayıttan daha fazlasını buldum. Yenilmezlere gününü göstereceğiz. Hey! İşte! O garson gömleğimin içine bir şey koymuş. Bu odada da var. El Matador'a tuhaf yemekler veriyor. İşte bu Spence'a. Vince ve Scara'yı indirmek için ihtiyacımız olan kanıt. Ama en iyi kısmı henüz gelmedi. Nasıl yani? Sadece izle. Adil oyun aletinin arkasında gizli bir geçit. Bildiğimiz yenilmezler takımı. Olamaz. Ben de bunun bizi kötü göstermek için olduğunu sanıyordum. Ama burada sandığımızdan da büyük bir şey dönüyor. Yenilmezler her neyin peşindeyse ne olduğunu burada öğreneceğiz. Süper Lig'in en çok beklenen maçına hoş geldiniz. Yenilmezler takımı süper golcülere karşı. Vince'in adamları Süper Lig'in en çirkef takımı namına sahip olabilir. Ama süper golcüler de birçok soru işaretine sebebiyet verdi. Onun burada ne işi var? Bir şeyler çevirdiğinizi biliyorum Scara. Maçın başlamasını bekle Shakes. Neyle karşılaştığını anlayamayacaksın. Maç başlıyor ve süper golcüler doğrudan atağa çıkıyor. Süper golcüler kötü çocuk imajına sahip olabilir. Ama oyunları her zamanki gibi iyi. Ve Süper Lig Disiplin Kurulu eminim şu ana kadar oynanan maçtan memnun. Neler oluyor? Nerede şu büyük illüzyonun? İyi bir sihir numarası vakit alır Vince. Önce seyirciye sakladığın bir şey olmadığını gösterirsin. Ama aslında dikkatleri asıl yaptığın numaradan tamamen uzağa çekersin. O benim cüzdanım. Şimdi izle. Çok yavaşsın delikanlı. Ne? El Matador bir patates çuvalı gibi yere düşüyor. Ancak Dingan'dan bir temas yok. Hakem, bu yaptığı çok sertti. Hadi El Matador, yakınında bile değildi dostum. Çok tuhaf, faul yaptığını yemin edebilirim. Kayıttaki el sıkışma nasıldı? Neden açılmıyorsun? Ya şundadır ya bunda, helvacının kızında. Ha? İnanmıyorum. Yenilmezlerin neyi çevirdiğini öğrenme vakti. İnanamıyorum. Bu gol bulmak için harika bir fırsat Brenda. Karar penaltı. Bu müdahale dün yediğim bayat yemekten bile daha sertti Brenda. Biliyorum dostum. Faul yaptın gibi göründü bana. Scara hazırlanıyor. Ve kolaylıkla golü atıyor. Ve yenilmezler sonuna kadar hak etti. Bugün her alanda üstünlüğü sağladılar. Faul yapma ve hakemi aldatma hariç tabii. Kolaysa bunu durdur. Vakti gelmişti. Ne? Shakes hakemi aldatmaktan sarı kart görüyor. Ve ilk yarının sonuna geliyoruz. Daha doğrusu ilk roundun sonu bir anda. Süper golcüler ikinci yarıda boks eldivenlerini çıkarıp kramponlarını giymeli. Buna inanamıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ama neden boş bir odayı gizlemek için uğraşsınlar ki? Bu benim en büyük illüzyonum olacak. Ve bizim de süper golcülere karşı en büyük galibiyetimiz. İllüzyon mu? Tabii ki de. Sihirbaz. Shakes'e söylemeliyim.
oluyor orada? Bu haller, hakemi aldatmalar, süper koçlar bu şekilde oynamaz. Anlamıyorum koç. Sanki üstümüzde kara büyü var. O haklı. Sanki bize faul yapıyorlar ama faul yapmadan yani. Bu gerçekten bulabildiğiniz tek açıklama mı? Eğer böyle devam ederseniz sefirinizi yedek kulübesine koyacağım. Ne oluyor? Hey koç, beni burada bırakın. Burada neler oluyor? Bu vandalisti stadyuma grafiti yaparken yakaladım. Ne? Onun neden bahsettiğini bilmiyorum. Öyle mi? O zaman buna ne diyeceksin? Onu suçüstü yakaladım. Daha çok sen üstündesin. Tek bildiğim şey, size sihirbazdan bahsetmek üzereyken bu adamın benim üstüme atladığı. Bir dakika, ne sihirbazı? Şu, garson adam. Winston'u büyük bir futbol illüzyonu için işe almış. Şimdi biri lütfen şu adamı üstümden alabilir mi? Onu duydun dostum. Sihirbaz öyle mi? Hadi çocuklar. Sanırım ne olduğunu anladım. Bir tür şifreye benziyor. Ya da bir büyü. Hayır dostum, ters yazılmış. Bunlar illüzyon kullanarak faul yapma ve hakemi kandırma üzerine talimatlar. Yani Scar'a bana ne olduğunu anlamayacaksın dediğinde doğruyu söylüyormuş. İşte hepsi bu. Adil oyun anıtı, video kayıtları, maç, hepsi bir oyunun parçası. Yenilmezleri iyi göstermek için. Ve bizi kötü göstermek için. Şunu dinleyin. Seyircilere görmeleri istediğin şeyi göster. Böylece gerçekte ne olduğunu anlamayacaklar. Demek yenilmezler müdahale yaptığında herkes önündeki ayaklarını izlemekle o kadar meşguldü ki... Arkadaki bacaklarıyla bize faul yaptıklarını kimse fark etmedi. Yenilmezleri sadece onların ayak çabukluğu sanatında usta olmadıklarını gösterme vaktimiz geldi. Futbol illüzyonlarla doludur beyler. Adımlama, topuk pası bunların hepsi rakibi şaşırtmak için kullanılır. Şimdi oraya çıkın ve süper golcüler büyüsünü gösterin. 1, 2, 3. Süper golcüler! Ve ikinci yarıda tekrar birlikteyiz. Görebiliyorum. Dansçır hasta havalı Joe'ya orta açıyor. Sen hakeme görünmeden faul yapabilirsin. Ama ben topa dokunmadan bile pas atabilirim. Kanat oyuncusundan muhteşem bir doğaçlama pas. Harika bir çalım. Oley! Ve harika bir gol. Merak etme. En iyi sihirbazlar bile kötü günler yaşar. Bu gol süper golcülere bu maçın kontrolünü ele alabilme özgüvenini verdi. Koç oyuncularına bir motivasyon konuşması yapmış. Çünkü kırmızılılar kusursuz futbol oyunlarına tekrar kavuşmuş. Artık illüzyon yok. Gerçek faul yapma vakti geldi. Yenilmezler. Yakalayın onu. Önce bana yetişmeniz lazım. Koçun yeni idmanını hatırla Shakes. Skara geliyor. Skara'dan çok sert bir müdahale. Süper golcülerin iyi yaptığı ne varsa yenilmezler daha kötüsünü yapıyor. Anlaşılan yenilmezler sihirbazlığa son vermiş ve alıştığımız sert oyunlarına geri dönmüşler. Peki bize ait bir sihir numarası denemeye ne dersin? Golcüler frikik çekmek için hazırlanıyor ve yenilmezler gözlerine inanamıyor. Neredeyse bütün takım şut çekmek için sıraya girmiş. Hey! Top nerede? Abrakadabra. Bunu anlayabilmek için bir daha izlememiz gerekecek. Hadi tekrarına bakalım. El Matador'dan harika bir yanlış yönlendirme. Ve harika bir golle pozisyonu tamamlıyor. Sana bu aptal planın işe yaramayacağını söylemiştim. Paramı geri istiyorum yoksa seni ben yok ederim. ne diyeceğim? Şazam! Nereye gitti? Yakala onu! Hey,
dostum, çıkış öbür tarafta. İşte ben buna yanlış yönlendirme derim. Süper golcüler için taze kan geliyor Brenda. Ve işte maçın adamı Shakes. Süper golcüler forvetlerini teknikali maç öncesinde dinlendirmeye karar Shakes verdi. Shakes bugün muazzam bir gol attı. Evet ama Klaus daha iyisini de atabilir. Süper yedek olarak gerçekten çok kullanışlı. Bugün neler yapacağını merakla bekliyoruz. İyi şanslar dostum. Topu bana at ve gerisini kafana takma. Savunma geliyor. Norçal. Dansçı Rasta. Rasta'dan El Matador'a. Latin forvet bu yıl harika bir sezon geçiriyor gibi. Pekala, şimdi topu bana at. Hadi. 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 Evet, iyi bir gol attın ama ilk 11 oyuncusu gibi sevinebiliyor. İlk 11'de başlamaya hazır ol Klaus. Ne? Gergin olduğum zaman hapşırırım, tamam mı? Süper golcüler. Süper golcüler. Nasıl istersen. Şimdi benim canlarım, bakalım sonunda doğru bulabilmiş miyim? Ha? Ha? Evet, yeni kostümüm oyuncularım artık süper hızlı, süper güçlü, süper insan yapacak. Tiranozor dansı vakti, evet, Trexi tarzıyla. Senin burada ne işin var? Kostümler, artık hazır mı? Hayır, hayır, daha hazır değiller. Bu batarya 90 dakika dayanmıyor. Neden 90 dakika dayanmaları gerekiyor ki? Dışarı çık, hemen çık buradan. Ne? Size daha kaç kez söylemem gerekiyor? Kapıyı kapatın. Burası gizli bir laboratuvar. Bu da ne? Belki de gizli avantajımızı kullanmamıza gerek kalmaz. Hey çocuklar, beni bekleyin. Hollywood, büyük yıldızların şehri. Ve en büyük yıldızı da geldi. El Matador? Evet. Hollywood'un en büyük yıldızı olduğunu hiç sanmıyorum. Pekala, kimmiş peki? Amerikan bir aktör mü? Rock'n'roll yıldızı mı? Hayır. Ne? Klaus. Sen gerçekten de Klaus'sun. Evet ama Klaus'un maça hazırlanması lazım. Teknikali çok baskın oynuyor. Buranın dilini biliyorum. Şu an ona Teknikali'nin ne kadar bomba bir takım olduğunu anlatıyorlar. Ve Kaliforniya stilinde sörf yapıp yapamayacağımızı ya da Hollywood caddelerinde podyum yürüyüşü yapıp yapamayacağımızı öğrenmeye çalışıyorlar. Klaus'un Gromit olduğunu söylüyorlar. Grammy olduğunu, Lighty olduğunu. Ne Çaylak olduğunu? Çaylak işte. 90 dakikayı çıkaramaz diyorlar. Olamaz. Merak etme, böyle bir şöhretin altından nasıl kalkılır biliyorum. Ben rehberin olacağım. Asıl olay reklam panolarında boy göstermek değil Klaus, unutma. Asıl olay sahada topu kaleye sokmak. İstersen onu da öğretebilirim. Ben ne yaptım böyle? O eğitilemez.
Sorun değil dostum. Üzerinde çok baskı var ve yeni 90 dakikalık formuna alışman için biraz zamana ihtiyacım var. Çok haklısın Shakes. Gol atmayı unut. Temellere geri dönsek nasıl olur? Bilirsin. Meşhur ver kaç. Sanırım bunu yapabilirim, değil mi? Pekala. Hazır ol koca Bo. Hazır ol Klaus, seni kaleye gömecek. İşte benim adamım. Sana olan inancımı hiç kaybetmemiştim Klaus. Olamaz. Olamaz. İyi denemeydi. Keşke hepsini kırmasaydın. Bugünlük bu kadar Klaus, yeter. Klaus dur. Baskı yüzünden kaptan, bu onun için çok fazla. Bana süper yedek diyorlardır. Şu an süper salağa benziyorum. Çünkü bütün takımı salak gibi gösteriyorum. Bu da ne böyle? Klaus hakkında dedikleri şeylerin doğru olduğunu biliyorsun. Umutsuz vaka. El Matador gibi bir oyuncunun yerine geçemez. Ama harika bir gol attı. O sadece şanstı. Yeni kostümlerimiz ne zaman hazır olacak? Sen ciddi misin? Fikir hoşuma gitmişti. Özel kostümler harika duracaklar. Özel mi? Onun adı özel kostüm değil. Güç kostümleri belki de şu ana kadar yaptığım en dahice buluş. En zayıf oyuncuyu bile bir anda maçın adamına dönüştürebilir. Tabii eğer o oyuncu... O da neydi? Size daha kaç kere söylemek zorundayım. Kapıyı kapatın. Bulun onu. Eğer Süper Lig heyeti bu laboratuvarda olanları öğrenirse... ...ellerinden gelen bütün hukuki süreçleri ve... Dur tahmin edeyim. Sen yine kapatmadın kapıyı. Ancak görünüşe göre davetsiz misafirimiz kapana kısıldı. Eğer sözleşmeleriniz uzatılsın istiyorsanız hemen o içerideki hırsızı yakalayın. Teknikali güç kostümlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İşlem tamamlandı. İyi günler dileriz. Yaptığım hiçbir plan kimse tarafından bilinmemeli. Özellikle de kostümler. Kıpırdama! Sana demedim. Yüzünü göremiyorum. Hemen bir şey yap. Biz polisiz. Etrafı tamamen sarıldı. Devasa fenerim. Harika bir seçim. Oradaki kim olabilir? Bu senin suçun değil. Kostümlere kafayı takmıştın. Onun için... Hayır patron. Sen her kimsen? Kaçabilirsin. Hem de saatte 598 kilometre hızla. Ama saklanamazsın. O bir kuş mu? O bir uçak mı? Hayır, o sadece benim. Klaus, akşam yürüyüşüne çıktım. Hapşırmıyorum. Yarın bunu idmanda denemezsem olmaz, değil mi? Hey Klaus, antrenmana çıkmalıyız dostum. Evet, sakın korkma, tamam mı? Bugün %200 oranında daha güçlü sahaya çıkmalısın. Hemen geliyorum, tamam. Bir de bana tuvalette çok zaman harcıyorsun derler. Pekala Klaus, tepeden tırnağa göstermişsin. Başarabilirsin dostum. Sana olan inancımın tamamını henüz kaybetmedim. Top sürme. Vay canına. Hıza bak. Evet. Vay canına. Harika. İşte bu top sürmedir. Ver kaç dostum. Bu çok iyi.
Gördün mü? Oho! Ve son olarak kafa topuna çıktı. Hayır hayır hayır. Zıplamasına hiç gerek yok. Kaç saattir tuvalette olduğunu biliyor musun? Evet dostum, harika iş çıkardın gerçekten. Sana söylemiştim dostum, her zaman yapabilirdin. Senin sırrın nedir Klaus? İyi görünüyor Tony. Buraya gelmelisin, çocukların ne yaptığını izlersin. Ne yaptığını zaten buradan izliyorum. Çalışıyorsunuz, tamamen maça odaklısınız. Tüm o profesyonel sporcuların yapması gerekenleri yapıyorsunuz. Ama biri orada çok ama çok kötü bir şey yaptı. Kötü çocuk, kötü Tom çocuk. Tom J. Johnson Jr.'ın kostümü yok mu? Tony, ona inanmak... İyi! Eğer John J. Johnson Jr. kayıp kostümünü giymediyse... ...kostüm kimde? Ve kim çalışmayan bir şey ister ki? Anlamıyorum. Maç günü sayın seyirciler ve El Matador'un olmadığı maçta aklımızda tek bir soru var. Süper golcüler olmadan nasıl oynayacak? Klaus ilk 11 ile ilk kez sahaya çıkıyor. Süper yedekten süper yıldız olabilecek mi dersiniz? Ve asıl soru, bugün maçı sorular sorarak anlatabilir miyiz acaba? Bence yapabiliriz Mac. Bu bir soru değildi Brenda. Benimki de değildi Mac. Şimdi artık her şey Bay 90'a bağlı. Sen çaktı çapırsın. Belki de seni hafife almışımdır. Sanırım yanılmamışım. Rasta! Hemen geliyor dostum. Bu golü atacağım. Hepsini atacağım. Acaba Klaus'u hafife mi aldık? Klaus harika gidiyor ama henüz gol atmadı Mac. Hoşça kal. Şaka yaptım. Mac? Mac? İşte bu bir soru işareti Brenda. İşte benim çekirgem. Oh, ben iyiyim. Koç neden Klaus'u bugüne kadar bir sır gibi saklamış? Bir dakika. Sır mı? Gizli bir avantaj. İnanamıyorum buna. Kahramanlar kendini gösterdi mi? Kesinlikle haklısın Brenda. Ve Klaus da hiç fena değildi. Harikasın Klaus. Gergin olmana hiç gerek yokmuş. Topu yükselttin, oyununu yükselttin ve çıtayı yükselttin. Güzel bir his değil mi delikanlı? Hey! Bu kadar alışmayın. Tebrikler dostum. Harika oynadın. Keşke tebrik ettikleri kişi ben olsaydım. Bu kostüm değil. Başarabilirsin Tony. İçimde bir his var. Çalışmalarımız meyvesini veriyor. Sessizlik. Her ne kadar sıkı çalışsanız da, maça odaklansanız da yine biri hile yapıyor. Ha? Hayır, çaktı çapırsın. Hatalı olan... bendim. Kostümünüzü çalan bir başkasıymış. Klaus! Çalışıyor muymuş? Hayır, çalışmıyor. Ama Klaus çok iyi oynuyor. Evet, belki de zaten iyi bir oyuncudur. Siz hiç sıkı çalışmaya, yeteneğe ve adanmışlığa inanmaz mısınız? Ama kostüm hala bizim gizli avantajımızdır. Yani çalışıyor mu?
Hayır, çünkü Klaus'un performans artırıcı bir kostüm giymesi kurallara aykırı bir şey. Eminim Süper Lig bunu öğrendiğinde sevinecektir. Süper golcüler bizi 5-0 yense bile onlar diskalifiye edilecek ve biz kazanacağız. Yalnızca maçtan diskalifiye olmayacaklar, bütün Süper Lig'den diskalifiye olacaklar. Tronozordansı. Ne yaptım dedin? Ama beni süper güçlü yaptı. Aynı süper kahraman gibiydim. Bir mermiden hızlı, trenden bile güçlü. Hey, hiç hoş değil dostum. Tony Vern bunu nasıl yapmış? Çok garip. Ve çok saygısızca. Ne yazık. Derhal kadronun açığına alının Klaus. Ve eminim soruşturmalar başlayacaktır. Hem kulüpte hem de ligde. Ben çok üzgünüm. Koç, çocuklar... Üzgün olman bir şeyi değiştirmez. Yapmadan önce düşünmeliyim. Koç, bekle. Ne? Tanrım Shakes. Ben de kendi çözüm yollarımı sert sanırdım. Hoş bir yaklaşım değil dostum. Klaus yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor. Ona sinirli olduğum için bunu yapmadım. Tabii. Mermiden daha hızlı, trenden bile güçlü. Bu süper kostümün çalışmadığına adım kadar eminim. O zaman nasıl bu kadar iyi oynadım? Çünkü sen zaten iyisin. Koç, bataryanın bittiğini daha düdük çalmadan duymuştum. Pekala. Seni oynatacağım. Ama bu süreçte gözüm her zaman üzerinde olacak. Ne yapman gerektiğini biliyorsun Klaus. 1, 2, 3. Süper golcüler. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bugünlük bu kadar. Parti artık sona erdi dostum. Dostum Shakes'in dediği gibi. Ağzın değil, oyunun konuşsun. Gözümüz üzerinde Klaus. Bu maç senin için bitti. Bence tekrar düşün. Eğer dayanabilirsen maç sonu konuşuruz, olur mu? Şimdi kim yaramazlık yapmış bakalım. Süper Lig Santrali. Alo. Bir ihlal vakasını bildirmek istiyor. Fikstürler için bire basın. Evet, ben iyiyim. Geçen haftanın fikstürleri için 2'ye, önceki haftanın fikstürleri için 3'e basın. Süper Lig zil sesini indirmek için 6'ya, bir ihlal veya hile ihbarı için 7'ye basın. Tony Vern böyle bir zamanda kimi arıyor olabilir? Muhtemelen annesini Brenda. Çünkü Klaus onları oynatmıyor. Evet, lütfen gol at Klaus. Tehdit ve rüşvet için 2'ye, performans artırıcı ekipman için 3'e basın. Klaus! Kostüme hiçbir zaman ihtiyacım olmadı ve asla olmayacak. Bunu başarabilirim. Seni indireceğiz. İnmiyorum Chuck. Meg? Brenda! Meg! Brenda! Evet! İşe yaradı. Çalışmalarım işe yaradı. Bu çalışman sayesinde olmadı sersem. Evet, tamam. Bugün ortamı salladın Klaus. Harikasın. Çok havalıydı şeyden bile. Klaus Van Schirkle. Klaus? Evet memur bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben ajan 1. Bu da ajan 2. Biz Süper Lig'in disiplin kurulundanız. Yeni buluşum her şeye rağmen çalıştı. Süper Lig'den atılmaya hazır olun golcüler. Ama emindim. Sanırım büyük bir hata yaptım Bay Van. Klaus. Elimize burada stadyumda biri tarafından performans arttırıcı ekipman kullanıldığına dair bir ihbar geldi. Ama
Sen. Başından beri biliyordum. Hemen buraya gel. Ve sen delirdiğimi düşünüyordun. Ama bunları buldum. Ha? İşte süper kostümünüz burada. Not kesinlikle işe yaramıyor. Yani yoksa şimdi benim Süper Lig Disiplin Kurulu'yla başım belada mı demek bu? Süper Lig Disiplin Kurulu'yla başım belada değil. Başın benimle belada. Tiranozor geliyor. Golcüler yuvasından maç günü. Süper golcüler devlere şu ana kadar top yüzü göstermedi. Pozisyonu elde ettiklerinde bile büyük bir sorunla karşılaştılar. Hem de kocaman bir sorunla. Sorunun adı koca bu. Devlerin dikkat etmesi gereken tek şey onun savunma yönü değil. Doğru söyledin Brenda. Böyle bir pasa karşı uçakların bile dikkat etmesi gerekiyor. Top nerede? Göremiyorum. Görmeme gerek yok. Çünkü bu her zaman topu aynı yere atar. Muazzam bir pas. Savunmadan hücuma saniyeler içinde geldiler. Ve Shakes atağı harika bir golle bitiriyor. 3-0 süper golcüler. Çok iyi oynadınız beyler. Özellikle de sen koca bu. Sağ ol koç. Sıradaki maç için çok daha hazırlıklı olmalısınız. Neden? Kiminle oynuyoruz ki? Sorun kim olduğu değil. Nerede? Oldu. Affedersiniz. Yeni zil sesim. Süper golcüler. Süper golcüler. Perili kale. Gittiğimiz yerin adı ne demiştiniz çocuklar? Ferratuvia dostum. İsmi hiç hoşuma gitmedi. Ferret gelincik demektir ve çok keskin dişleri ve korkunç pençeleri vardır. Onlara isim bile buldum. Yer fareleri. Peki normal farelere ne diyorsun? Yer güvercinleri. Ah, burası Ferratuvia dostum. Merak etme, fareli köye gitmiyoruz. Her hafta maçı izlemek için o dağa tırmanan taraftarlara üzülüyorum doğrusu. Onları kıskanıyorum. Ferratuvia'da dünyanın en güzel turtalarını yapıyorlar. Süper golcüler. Ölüm melekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Süper Lig'in en gizemli yeni takımı. Onlar hakkında pek bir bilgim yok Lina ama biliyorum ki eğer oyunumuzu oynarsak bütün takımları yenebiliriz. Evet, ölüm melekleri için işler pek kolay olmayacak. Koca bu. Daha önce ölüm meleklerine karşı alt liglerde oynamıştın değil mi? Lina, bu çok uzun zaman önceydi. Peki bunca yıl sonra Süper Lig'de onlarla karşılaşmak nasıl bir duygu? Gitmeliyim Lina, yetişmem gereken bir uçak var. Rivayete göre ölüm melekleri maçları yalnızca gece vakti oynar çünkü onlar vampir. Bir rivayete göre de sahalarındaki kale direkleri tamamen kemiklerden yapılmış. Yendikleri takımın kemiklerinden. Aha, biliyor musunuz? Ben de duydum ki turtaları hem çıtır çıtır hem de kremayla doluymuş. Duyduğuma göre ölüm melekleri yenilmezler takımını 3-0 yenmiş. İşte bu korkutucu. Evet, ama onların kalesinde koca boy yoktu. Evet, kaya gibi sağlam. Ve harika bir fonda. İşte bu onun sırrı. Her zaman dinleniyor. Size önerim hepimizin aynısını yapmasın. Top kimde kalacak? Vay canına, burası çok güzel. Vay canına, bu çok heyecan verici. Evet, çok etkileyici bir stadyum. Stadyumdan bahsetmiyorum. Turtalar, leziz. Hoş geldiniz süper golcüler. Ben Koç Belmont. Misafirperverliğiniz için çok sağ olun. Elbette ki sizden her gün bu dağa inip çıkmanızı bekleyemezdim, değil mi? Burada yeteri kadar odamız var. Gelin, hadi. Size etrafı göstereyim. Kazan Kalesi eski korkunç bir yapıya sahip olabilir, bunu kabul ediyorum. Ama aynı zamanda modern ve yeni stadyumların esintisini taşıyor.
Burada formamızı terleten gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızı onurlandırır. Mesela... Hı? Spike Dawson. Dawson. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirdi. Olabilirdi de ne demek? Bu çok üzücü ve garip bir hikaye. Belki de bazılarınız onu duymuştur. Muhteşem kariyeri zalimce elinden alındı tam da potansiyeline ulaşmak üzereyken. O maçta kötü bir şekilde sakatlandı ve bir daha asla oynayamadı. Aa, çok üzücü dostum. Evet, bu kesinlikle çok üzücü. Hatta onun anısı için giydiği 17 numaralı formayı emekli ettik. Peki o şu an nerede? Kayboldu. Ama tabii ki her zaman söylentiler oldu. Ne tür söylentiler? Yerliler diyor ki ruhu Kazan Kalesi'nde dolaşıyor ve intikam istiyor. Bunların hepsi batıl inanç tabii. İçimden bir ses inanılmaz Dawson'ın bizi asla bırakmayacağını düşünüyor. Hadi gelin size idman sahasını göstereyim. Sonra da turtaların yerini gösterebilir misin? Sanırım turtamız kalmadı. Ama dışarıda yüzlercesini gördüm. Yer fareleri yemiştir. Top kimde kalacak? Hayır, bu gerçek olamaz. Sen iyi misin koca bu? Evet, evet iyiyim. Hadi idmana gidelim. Ölüm melekleri kanatları güçlü bir takım. Bu yüzden yakın markaj maçı kazanmanın anahtarı olacak. Ne ama? İyi dedin dostum. Onlara öyle bir savunacağız ki ne olduğunu anlamayacaklar. Öyle değil mi koca Bo? Koca Bo? Evet. Tabii. Pekala. Hadi başlayalım. Klaus geliyor. Ben de. Dostum, bu sahadaki top toplayıcısına üzülüyorum. Sorun ne koca bu? Daha önce ıskaladığını görmemiştim. Bir şey yok. Sadece kolum biraz ağrıyor. Bu kesinlikle yalan dostum. Buraya geldiğimizden beri tuhaf davranıp duruyorsun. Aynen öyle. Muhtemelen yüksekliktendir. Sorun ne? Anlat bize. Evet dostum, bizi endişelendirme. Evet. Hadi koca bu. Sanırım onları anlatma vaktin geldi. Bize ne anlatacak? Spike Dawson'ı sakatlayan bendim. Affedersiniz, yine ben. Yeni zil sesi. Devam et. Ama sen kimseyi sakatlamazsın evet, ki. Asla. En azından isteyerek. Bu ben süper golcülere katılmadan çok önceydi. Meleklerle oynadığımızda daha yeni as takıma yükselmiştim. Çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Kendimi deneme şansım vardı. Hem de inanılmaz Dawson'a karşı. Topu kimin alacağı belli değildi. Spike bir anda yükseldi. Ve bir anda yere düştü. Özür dilemeye çalıştım. Ama beni dinlemedi. Beni asla affetmeyeceğini söyledi. Lig heyeti, basın ve hatta meleklerin taraftarları bile koca Bo'nun hatası olmadığını kabul ettiler. Futbol sert bir oyundur. Böyle şeyler hep olur dostum. Evet, her zaman dostum. Ve kendini suçlaman bir işe yaramaz. Evet, hadi. Sonunda içimi dökmek beni rahatlattı. Hadi çocuklar, ölüm melekleri bu maçı bize bedavadan vermeyecek. İşte bu benim tanıdığım koca Bo. Koca Bo! Merhaba. Kimse var mı? Top kimde kalacak? Bu gerçek değil. Hayır. Bu bir rüya. Ah!
Neler oluyor? Sanırım burada biri güzellik uykumuzu bölmek istiyor. Gözleri bana çok öfkeli. Kendine gel dostum. Ne dediğini bilmiyorsun. Spike Dawson'un hayaleti benim için geliyor. Ne? Ve bu konuda kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hey çocuklar, burada gerçekten tuhaf bir şey var. Hayır dostum. Suçluluk büyük bir yüktür. Zihin oyunlar oynar. Derinlerde sakladığın şeyleri sana gösterir. Hadi ama çocuklar, bahsettiğimiz kişi koca Bo. Pekala. Etrafa bir göz atalım. Ama hızlı olun. Yarınki oyun için dinlenmemiz gerekiyor. Siz nasıl uyudunuz çocuklar? Sence nasıl dostum? El Matador, suratını müjdenin içinden çıkar dostum. Kuru hüzün beni içine çekti. Gece boyu bütün kaleyi aradığımıza inanamıyorum. Hayalet falan bulamadık. Ya da turta. Koca Bo belli ki sadece duygularına değil, zihninin oynadığı oyunlara da yenik düşmüş beyler. Bir zihne bu kadarı çok fazla. Çocuklar, hem takımın iyiliği hem de dostumuz için Koca Bo'nun ölüm melekleri karşısında 90 dakikayı çıkarmasına yardım etmeliyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ölüm melekleri süper golcülere karşı. Dikkat edin. Etmezseniz... Hey, sürmek. Affedersin Brenda. Kendimi tutamadım. Melekler formalarını Cadılar Bayramı mağazasından almış gibi görünüyor fakat onlara yakıştığını söylemek mümkün. Evet, çok iyiler ama golcülerin savunması bu gece onlara büyük sorun yaratabilir. Özellikle de Kali'deki büyük adam. Yer çekimini büken adam. Kayadan bile sağlam. Koca Bo! Oraya çıktığın an içgüdülerin seni rahatlatacak. İçgüdü, rahatlama. Teşekkürler kaptan. Koca Bo nasıl oluyor da büyük maçın öncesindeki gece Spike Dawson'un hayaletini görüyor? Burnuma kötü kokular belki geliyor. Belki de yer güvercinleridir. Hayır, onun adı fare. Yer faresi. Hayır, burnuma kötü kokular geliyor. Benim burnuma da turta kokusu geliyor. Bakın. Tatlı meyveli aroma, leziz çıtır kenarlar, bu kesinlikle turta. Bu çok tuhaf. Kim maçtan önce turta yer ki? Hey, biri hemen ışıkları açsın. Sanırım ışıklar kapalıyken içim daha rahattı. Maç başladı ve melekler hemen atağa çıktı. Ceza sahasına harika bir o orta. Kadar da harika değil. Doğrudan Koca Bo bölgesine gitti. Koca Bo, bu senden dostum. Bo, bitir onu. Blok topu son anda harika çıkardı. Ama Koca Bo'nun nesi var böyle? Bu kesinlikle rakibi korkutan bir kaleci değil. Ama koçu delirtecek bir kaleci. Melekler hızla ilerliyor. Hadi Bo, içgüdülerini kullan. Koca Bo bilet alsa daha iyi olurmuş. Çünkü bütün oyunu sadece izlemekle geçirdi. Kartal göz. Isınmaya başla. Dostum, bu hiç iyi değil. Ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Senin nasıl hissettiğini biliyorum. Gerçekten. Bütün o güzelim turtalar bizim asla gidemeyeceğimiz tek yerde. Dur. Klaus, işte bu. Ev sahibi soyunma odası. Dün gece bakmadığımız tek yer orasıydı. Fırsat bu fırsat. Sadece 30 dakika geçti ve golcüler şimdiden değişikliğe gidiyor. Shakes'in kenara geldiğine inanamıyorum. Ben hiç şaşırmadım Brenda. Koca Bo orada büyük sorunlar yaşıyor. Belki de ekstra bir savunmacı golcüleri rahatlatabilir. Hiçbir şey yok. Spike Dawson'ın numarası.
Ha, bir saniye. Belmont 17 numarayı emekli ettiklerini söylemişti. Neden 17 numaralı bir dolapları olsun ki? Tabii eğer... Bu hiç de dolaba benzemiyor. Evet, bu bir gizemi açıklıyor. Yok artık. 45 dakikayı geride bıraktık ve koca boğ bu şekilde oynamaya devam ederse ölüm melekleri ligine en şanslı takımı olacak. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama koç sence boğuyu değiştirmeli mi? Boğ, hiç bu kadar kötü oynadığını görmemiştim. Senin neyin var? Spike Dawson'ın hayaletinin peşinde olduğunu sanıyor. Ne sanıyor? Dün gece onu gördüm, yemin ederim. Koca bu. Sana şunu söyleyebilirim ki içinde hiç şüphe kalmasın. Hayalet diye bir şey. Hepiniz neye bakıyorsunuz? El Matador, bana spor arabanı ver ya da öfkemle yüzleş. Ne istersen, ne istersen ama canımı yakma hayalet Shakes. Hey, bir dakika. Sen ne ara öldün? Tamam, beni yakaladınız. Bu bir hologram. Biri bana ne olduğunu açıklasın. Koca Bo gerçekten hayalet gördü. Yani biri öyle sanmasını istedi. Bütün stadyum bir kontrol odasına bağlı. Burada her türden efekt cihazları var. Evet, şuna bir bakın. Dostum. Demek bunların hepsi düzenekmiş, öyle mi? Hepsi numaraymış. Bu onun zihniyle oynamam. Bu numara yediğime inanamıyorum. Ama bunu kim yapsın ki? Her şey planımıza uygun olarak gidiyor, Bay Dawson. Affedersiniz, Cambaz Kaptan bana mükemmel bir zil sesi yollamıştı. Bu maçı kazandığımızda koca Bo'nun özgüveni ezilecek. Bütün kariyeri bitecek. Benimkini bitirdiği gibi. Ama patron bunu yapmak istediği... Sesini kes. Takıma hemen söyle. Asla merhamet göstermesinler. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Ve ölüm melekleri kaldıkları yerden devam ediyor. İntikam çok lezzetli. Harika bir pas oyunu. Melekler gole doğru gidiyor. Kale boş. Buradan kaçıramaz. Ne? Koca Bo ona nasıl yetişti? Hiçbir fikrim yok Brenda. Ama bildiğim bir şey var. Koca adam geri döndü. Hayır, 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 hayır. Bu inanılmaz. Sanki Koca Bo'nun özgüveni bütün takıma geçmiş gibi. Doğru söyledin Brenda. Golcüler hayata döndü. Gol! Bir duvar bile bunu durduramazdı. Gördüğüm en tuhaf maçlardan birinin son dakikalarındayız. Çok haklısın Brenda. Boğuyu izlemek gerçekten imkansız hale dönüştü. Ama iş henüz bitmedi. İşte bir atak daha geliyor. Koca Boğ'dan harika bir hareket. Defans, atak hepsi bir arada. Evet, işte böyle. Hey, El Matador ne olacak millet? Evet. Takım arkadaşlarım olmadan yapamazdım. Evet. Olamaz. Şimdi ben hayaleti görüyorum. O bir hayalet değil. O inanılmaz Dawson. Yeni bir lakaba ihtiyacı olabilir. Koca Bo. Şişman Dawson. Delirdiğimi düşünmemi istedin. Az inanılmaz Dawson. Bana delilikten bahsetme. Çörek Dawson. Yıllar boyunca düşündüğüm tek şey senin nasıl kariyerimi bitirdiğindi. Büyük beden Dawson. Ölüm meleklerinin başında olduğum sürece bu takımın tek amacı seni yok etmek olacak. Bu yüzden artık görevden alınıyor.
Yönetimle konuştum. Tek amacımız Süper Lig'i kazanmak. Sadece o kadar. Bu ne cüret? Ben bu kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusuyum. Hepiniz bensiz birisiniz. Benim adamlarım buralara kadar. Sıkı çalışma, yetenek ve sorunlar için başkalarını suçlamayarak geldi. Koca Bo kariyerimi bitirdi. Sakatlığından geri dönmeyi deneyebilirdin. Ama onun yerine bunu turta yemek için bir bahane olarak kullandın. Beni anlamıyorsun. Turtalar o kadar leziz ki. Hı? İşte sen ve ölüm melekleri arasında bir fark daha. Öyle mi? Neymiş o? Korkunç olmak için hologramlara ihtiyacımız yok. Hayır, hayır. Uzak durun benden. Benden uzak durun dedim. Turtalarım var. Size turta veririm. Süper golcüler, her şey için sizden özür dilerim. Merak etme. Spike Dawson'ın içi öfkeyle dolmuş. Ve turtayla. Eğer suçluluğumla yüzleşmeseydim aynını yaşayabilirdim. Evet, her neyse. Hoşça kal hediyesi olarak turtu alın. Elimizde Dawson gittiğinden beri oldukça fazla var. Hayır, sağ ol dostum. Evet, sağlığa ne kadar zararlı olduklarını gördük. Hı-hı. Hı-hı. Belki yolluk olsun diye bir tane alabilirim. Hı-hı.